Yaz geldi. Gülşen de diyoruz ki ne güzel birbirinden hoş, şık, eğlenceli düğün haberleri vereceğiz. Geldi gene bir tane boşanma haberi. Yine boşanma Sürpriz haberi geldi. Tabii. Hatta e, tıpkı şarkının sözleri gibi oldu tepkimiz. Öncelikle günaydın. Olmaz, Olmaz böyle, böyle şey, şey dedik. Evet. Yoksa yalan mı dedik ama haberdeki imzaya bakınca İsmail Bayrak imzasını görünce doğrudur. bu haber kesin doğrudur dedik. Zaten o da taraflarla konuşmuş. Zeynep Bastık efendim menajerliğini yapan, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de nikah masasına oturmuştu. Çift boşanma kararı almış, ayrılık kararı almışlar ve daha evliliklerinin birinci yılını doldurmadan bu sebepten de anlaşmalı boşanabilmek için Temmuz ayını bekliyorlar. Boşanma kararıyla beraber Zeynep Bastık, Levent'te eşiyle beraber yaşadığı evden ayrılmış. Kendisine ulusta yeni bir daire tutmuş. Boşanma iddiasının ardından ilk konuşan da Tolga Akış olmuş. Ne diyor? İddialar doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Şimdi aralara girebiliriz. Evet. Normalde Boşanma kararlarının ardından hep erkek ceketini alıp çıkar gider. Evet. Burada ise Zeynep evden gidiyor. gidiyor. Leventlik evden Ulus'a taşınıyor. Bunu da doğruluyor zaten Tolga. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Çok doğru. Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru. Ee, yani anne babalık da böyle, Aynen evlilik öyle. de böyle. Kesinlikle. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Bakalım bundan sonra nasıl işleyecek bu süreç. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var diyor. E, tabii bu boşanmayla beraber ihanet iddiaları da gündeme geldi. Tolga'dan hemen bir açıklama var bununla ilgili. Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır ama benden de, Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz diyor ve boşanma haberinin ardından Zeynep'in Edis ile dansı da gündem oldu. O dansı bir izleyelim, bir getirelim ekrana. Evlilik kadar zaten o dansı o dans konuşmuştuk. Tam zaten. kapanmıştı, taraflar bundan rahatsız oluyordu. Çünkü o görüntüleri de eşi Kemal'in çektiği, şey, Tolga'nın konu, Tolga çektiği konuşuluyordu. Tam kapandı derken boşanma haberiyle tekrar ortaya Şimdi çıktı. Şimdi gerçekten bu boşanma haberi öncelikle bize sürpriz oldu. Hiç dedikodusu bile çıkmadı. çıkmadı. Bunu belirtelim. E, Temmuz ayında evlendiler. Değil mi? Günlerce konuşuldu onların Çok da şık dünleri. bir düğündü. Çok, Çünkü çok güzel bir düğündü. müzik çevresinin de e, katıldığı dansların, şıklığın, eğlencenin, güzel görüntülerin e, sosyal medyada hayli konuşulduğu bir düğündü. düğündü. Bu arada düğünden kısa bir süre sonra da Zeynep Bastık ile meslektaşı Edisi bu dansı çok konuşuldu. Hatta evet. şöyle söyleyelim. Aylarca biz bu masada bu dansı konuştuk. Kesinlikle. Sosyal medyada ne konuşuldu? Bu nasıl bir dans? Zeynep sen daha yeni evlenmedin mi? Eşin sana bir şey demiyor mu? Şeklinde yorumlar yapılmıştı. Hatta bu görüntüleri sen de biraz önce evet. söyledin. İddiaya göre de Tolga akış çekmiş. Yani taraflar diyor ki zaten biz çok yakın arkadaşız. Edis de Zeynep çok Hiç yakın arkadaş. Yok. Hiç aramızda öyle bir şey sanıldığı gibi bir şey olmasın imkanı yok şeklinde açıklamalar ee, yapmışlar. Biz bir süre önce e, bu Edis'le dansından önce mi sonrasında mı bir de Kerimcanla bir görüntüleri Öncesinde. vardı. Öncesinde. Öncesinde e, çünkü yurt dışına gidiyor bir klip biraz. çekimi için Kerimcanla alışveriş yapıyor. Sonra Kerimcanla özel bir defile yapıyor. Onlar da bayağı gündeme düşünce ya dedik ki bildiğimiz klasik normdaki hani kuralların olduğu sözlü evet, evet. olmayan. Ama böyle sözlü olan, yazılı olmayan kuralların olduğu bildiğimiz türde klasik bir evlilik değil. Değil, hayır. Şimdi şunu da söyleyelim. Ee, o dans görüntüsünü getirelim. Boşanmanın nedeni bu görüntü değil. Ama bu dans görüntüsü evliliğin çok fazla negatif enerji çekmesine, çok fazla evet. tartışılmasına neden oldu. ya yani bilmiyorum buna nazar diyebilirsin, göz diyebilirsin, negatif enerji diyebilirsin yani bir şekilde o etkileniyorsun o enerjiden çünkü yani o evine giriyor enerji çünkü Instagram'da sadece seni sevenlerin izlemiyor çok yüksek Tabii. oranla düşmanlar izliyor düşman derken yani yoluna çıkınca sana zarar verecek değil negatif enerjisi eskilerin deyimiyle nazar değdirecek insanlar izliyor ama e, şu da ilginç daha fazla durup da birbirimizi yıpratmak Evet, kavga yerine. etmek istemiyoruz kavga diyor. etmek istemiyoruz, aramız kötü olsun istemiyoruz. çok Oturup iyi. Oturup konuştuk. Ama insan da duygular yoğunken böyle şeyler olmuyor. Her şey böyle matematik duygular ve cetvel Duygular da birbirine giriyor, kavgalar da birbirine giriyor. Dedim ki ne kadar medenice. Evet. Tam medeni kanunlara Hiç uygun. Aynen noktada. öyle. Ha, evet. Yani ya o noktada. Şimdi diyor ki iş ilişkimiz... Devam edecek diyor. Bakalım gerçekten iş, iş ilişkileri devam edecek mi ya da ne kadar devam edecek ama şunu da söyleyelim. Ama onlar birbirlerine çok kazandırıyorlar Gülşen. İşte tam onu söyleyecektim. Yani derler büyük ya. bir kazanç kapısı ikisi de birbiri, birbiri için. Her erkeğin başarısının arkasında bir dişi kuş var derler ya. Burada da şöyle söyleyelim. Ee, Zeynep'in arkasında o başarısının arkasındaki tolga. Isim, kesinlikle tolgadır. Tabii. Tolga Zeynep. E. Zeynep. Çok destek verdi. Tolga, yani... Zeynep Tolga'yı kaybetmek istemez ama şimdi evet. tamam birbirlerini kaybetmezler ama hayatlarına başkaları girdiği zaman e, Zeynep'in hayatına girecek erkek Tolga'nın kararları, Zeynep öyle yapacağız, böyle yapacağız. Aynen. Ona ne diyecek? Tolga'nın hayatına bir başkası girdiğinde Zeynep'in ağırlığı altında ne yapacak? Şimdi bu camiada mesleğin ilk zamanlarında... Sadece güzel bir sesin olduğu için böyle çok konuşulamıyorsun. Çok Tabii var ki. yani o video paylaşım sitesinde var. Zeynep gibi, Zeynep'ten daha güzel öyle sesler ki. var ki Aklısın. bir şekilde hep konuşulman, gündemde kalman gerekiyor. Tolga o anlamda o çok başarılı biliyor. çünkü reklamcı aynı zamanda da sosyal medyada trend uzmanı. Neyin çok konuşulacağını, neyin çok tartışılacağını o kadar iyi biliyor ki. Bu videoda ona en büyük örnek bu masada biz bu videoyu bu dans görüntüsünü 4 ay konuştuğumuzu biliyoruz. Kesinlikle şimdi zaten gündeme gelmek için deli gibi çırpınan güzel sesli güzel yüzü güzel vücutlu kızlar. Tolga'nın da bekar kaldığını öğrendikten sonra niye benden bir Zeynep bastık çıkmasın Tabii. diyerek <laughs> hedefe kitlenmiş olabilirler ya da hedefe kitlenebilirler. Peki Müzik dünyasının böyle kilometre taşlarından birisi. İsmini vermiyoruz. Çifti de uzaktan yakından tanıyor. Tam bir WhatsApp'ımıza yazdı. Tam bir ay önce taşındı Zeynep Bastık Ulus'a. Eşyalı bir daire tuttu. Evi bakmaya Tolga ile birlikte gittiler. Evet burada da arkadaş oldukları Dün belli. Dün de bir reklam setinde birliktelermiş. Yani hala iş ilişkileri devam ediyor ama inşallah o iş ilişkileri de devam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz Gülşen'le başka bir çifti bekliyorduk. Evet, başka evet. bir çifti bekliyorduk. Bir oyuncu çifti bekliyorduk aslında. Ama onlardan aslında. bir haber gelecek. Çünkü gibi. orada da bir çatırdama vardı. Evet. Ama onları herhalde toparladılar diye düşünüyoruz. Ama burada şu olayda hayırlı tarafına bakalım. Evlenip hemen çocuk yapsalardı Hı. ne olurdu? Evet. Zor Evet, tabii daha çocuk. sıkıntılı bir Zor, süreç Tabii o onlar zaman içinde. öyle çok anlaşmalı boşanamıyorsun ama Zeynep Bastık aslında e, fiilen fiziken bitti evlilikleri bir tek hakim önünde e, birbirlerine tamam ayrılıyoruz diyecekler ama evliliği şu an itibariyle bitmiş kabul edersek magazin tarihinde en kısa sürmüş evlilikler listesine de girecekler bu çok anlamda daha, da oh, hatırlanacaklar oh, var liste çok ama uzun, birinci, sırada, kadar. birinci sırada Hande Ateizli var 24 saat ikinci sırada Özge Ulusoy var yine bir gün üçüncü sırada ki eskiden hep birinci sıradaydı e, biraz geride kaldı Ajda Pekkan 6 gün. 6 gün Ajda Pekkan. 2,5 ayla onlar da Bunlara katıldılar Bunlara gelene bize. kadar bunlar 11 ay falan evli kaldılar. İşte. Yani, evet. uzun evet, onlar için bayağı uzun. Doğru söylüyorsun.